Arsenal yıldızın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. İngiltere Premier Lig'de forma giyen Mısırlı futbolcunun sezon sonu Süper Lig'e geri döneceği gündeme geldi. İngiliz basını Mikel Arteta'nın gelecek sezonda takımda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a imza atacağını ileri sürdü. Elneny geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Şimdilerde Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Muhammed Elneny ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, gelecek sezon planları arasında Mısırlı yıldız futbolcuyu düşünmüyor. İngiliz kulübünde kalmak isteyen Elneny'nin sezon sonu Galatasaray'a transfer olacağı ileri sürüldü. Haberde Elneny'nin menajerinin açıklamalarına da yer verilirken oyuncunun temsilcisi konuyla ilgili Elneny Arsenal'le olan sözleşmesini yenileyecek. Galatasaray'a ya da Türkiye'ye gitmeyecek. Elneny ayrılmayı hiç düşünmedi. Arsenal'den memnun ifadelerini kullandı. Muhammed Elneny de geçtiğimiz günlerde kulübüne olan bağlılığını "Ben her zaman Arsenal'e sadığım ve eğer Arsenal bana yeni bir sözleşme imzala derse elbette bunu yapmaktan memnuniyet duyarım" sözleriyle dile getirmişti. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Kaynak Fanatik. Galatasaray Alex Moreno transferini bitiriyor. Cimbom Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi. Sarı kırmızılı takım yeni sezon için aradığı sol beki İspanya'da buldu. Bu transferde görüşmeler Fatih Terim'in raporu doğrultusunda başladı. Haber Global'in özel haberine göre Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu pozisyon için transfer çalışmalarına başlayan Sarı Kırmızılılar, Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi. 27 yaşındaki Alex Moreno, bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre alırken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Moreno, 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. Kaynak Fanatik. Milli yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı Kırmızılılar, yıldız stoperle görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve "kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli" diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sassuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sassuolo formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan yıldız stoper, A milli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Kaynak Potomaç. Galatasaray 10 numara transferi için Nicolae Stancu'yu istiyor. Fatih Terim'in yönetime bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nicolae Stancu olduğu ortaya çıktı. Hem kendisi hem de Slavia Prag ile temas kuruldu. Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı cephede sürpriz bir isim ön plana çıktı. Takvimin haberine göre Fatih Terim'in bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nicolae Stancu olduğu ortaya çıktı. Yönetimin de bu oyuncu için girişimde bulunduğu belirtildi. Sarı kırmızılı kurmayların Stancu için hem kendisiyle hem de kulübü Slavia Prag'la temasa geçtiği gelen haberler arasında. Çek kulübüyle 2023 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan Rumen 10 numaranın güncel piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu ifade edildi.
28 yaşında ve 1.68 boyunda olan Stanku, 44 kez giydiği Romanya milli takım formasıyla 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Stanku 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Kaynak Fanatik. Galatasaray'dan yıldız orta saha transferi. Cimbom'da yeni sezon çalışmaları başladı. Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Abdurrahim Albayrak, yıldız orta saha için girişimlere başladı. Galatasaray'ın daha önce de gündemine gelen o isim için tüm şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi. Sarı Kırmızılar'da yönetim ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Abdurrahim Albayrak tarafından yürütülen transfer harekatında yıldız bir isim menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın geçmiş dönemde de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı yıldız oyuncuyu bu dönemde transfer etmek istediği öğrenildi. Cimbom eski gözdesi Eber Banega'yı yeniden gündemine aldı. 2020-2021 sezonu başında Sevilla'dan Arabistan takımlarından El Shabab Riyad'a transfer olan Arjantinli yıldızın sarı kırmızılara önerildiği öğrenildi. El Shabab'da mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın kendisi için iyi bir seçim olduğu kaydedildi. El Shabab ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Banega'nın kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtildi. Kaynak Fotomaç. Galatasaray 2 yıldızla anlaştı. Sarı Kırmızılar'da seçim gündeminin dışında transfer çalışmaları da hız kazandı. Mevcut yönetim iki yıldız isimle her konuda anlaşma sağladı. Forvet dışında kanat bölgelerinde de oynayabilen Nijeryalı futbolcu da listede. Galatasaray'da transferde sıcak saatler. Seçime rağmen transferi askıya almak istemeyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılar'da daha önceki transfer dönemlerinde birçok kez gündeme gelen Nijeryalı forvet Ahmet Musa önerildi. Suudi Arabistan ekibi Nasır'dan ayrıldıktan sonra fizik olarak geriye gitmek istememesi nedeniyle 2 aylığına ülkesinin takımlarından Kano Piyars'a imza atan Musa için henüz karar verilmediği öğrenildi. İç transferde Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray, sezonun erken açılacak olması sebebiyle transferlerin olabildiğince erken tamamlanmasını hedefliyor. Sarı Kırmızılı Kulüp, Göztepe'den ayrılan stoper Alparslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncuyla da transfer döneminin başlamasıyla sözleşme imzalanacak. Galatasaray, geçen sezonda transferi için çok uğraştığı milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçmişti. Sassuolo'da 19 maça çıkan ve koronavirüse yakalandıktan sonra kadroya girmekte zorlanan 26 yaşındaki Kaan ile yapılan görüşme olumlu geçti. Kaan Ayhan Galatasaray'a gelmek istiyor. Kaynak Fanatik.